Evet. Bizim de bir kavga nedeniyle iki arkadaşımızın velisi görüşmeye çağrılıyor. Bakalım o görüşmede neler yaşanıyor efendim, izleyelim, buyurun. Mesut Bey lütfen sakin olun artık. Ya nasıl sakin olayım müdür bey ya? Benim oğluma resmen at tepmiş ya. Şu haline bir bakın çocuğum, bu ilk de değil ki ama ya. Kaç yıllık evladım ben bu kadar hor kullanmadım ya. Efendim o çocuğun velisi bir okula gelecek, o çocuk da bu okuldan uzaklaştırılacak. Çağırdık efendim, çağırdık. Panik yapmayın lütfen artık. Ya nasıl panik yapmam efendim, nasıl yapmam ya? O çocuk yüzünden okulun etrafı sağlık ocağı olmuş. Eczane kaynıyor her yer ya. Bir de kampanya yapmışlar. İbrahim'den ikinci dayağı yiyene %50 indirim var diye. Baba merak etme, kanımız yerde kalmadı. En son ben ona vururken yerde çığlık atıyordu. Vurma vurma yeter diyordu. Oğlum o çığlıklar senin dalağından geliyordur. Yani müdür bey evdeki üçlü koltuğu İbrahim'e benzetip 3 gündür salona giremiyor bu Sabi ya. Ya tamam derste dövdün çocuğu. Ya teneffüste rahat bırak bari ya. Değil mi? Ya 5 dakika dinlensin bu çocuk. Siz rahat olun efendim. Müsterih olun. Elim ağam titriyor ama ya. Müsterih olun. Otur Mustafa, otur yavrum. Siz oturun. Öğrenciler de şahit. Öğretmenler de şahit. Onlar da gelecekler, şahit olacaklar. Lütfen efendim. Bugün o virüsü bu okula atacağız efendim. Lütfen ya. Gel. Hocam ben geldim. Ha! Baba, baba gelmesin. Baba! Gelmesin, gelmesin ne olur. Lan otursana. Mustafa otur. Goodbye. Goodbye. Mesut amca, biraz ayıp olmuyor mu ya? Biz kendi aramızda hallederdik bu meseleyi. İbrahim, oğlum, sen bu okula geldiğinde el kadardın. Benim oğlumu döve döve kas yaptın be oğlum. Ama yok artık, bu iş bitti. O babam buraya gelecek. Efendim, çok özür dilerim, merhabalar. Çok affedersiniz, bir davam vardı, oradan çıktım, şimdi geldim. Çok özür diliyorum, sizi de beklettim. Ben Deniz İbrahim'in babası, avukat Şevket Mercan. Davası yanık. Ülkenin en iyi avukatıyım. Kusura bakmayın, sizlerden tekrar tekrar çok özür dilerim. Bağışlayın lütfen. Vallahi Şevket Bey, öyle kuru kuru özür dilemekle olmaz bu iş. Ya şuraya baksanıza. Oğlunuz, oğluma resmen böyle serbest çalışmış ya. Bu dayağımda sevginin içindeki nefreti anlattım. İbrahim, oğlum. Sen konuşmama hakkını kullan. Sen şöyle otur bakalım. Evet. Efendim, galiba beni yanlış anladınız. Az önce ben sizden geç kaldığım için özür diledim. Esas özrü sizden bekliyorum. Oğlum İbrahim sizin yüzünüzden çok üzüldü ve 2 günde süzüldü. Süzüldü mü? Bu mu? Efendim, sizin oğlunuz 300 beygirlik araba gibi. Ya bir de benimkine bakın. İnek yemiş Anadolu garibim ya. Şevket Bey, adam haklı. Yani oğlunuz açık büfeye girer gibi girmiş çocuğa. Ya. Ama sevgiye açtı. Ağzına ağzına vururken belki de Mustafa'nın dudaklarının arasından çıkacak olan bir sevgi sözcüğüne olan açlığını ifade etmeye çalışıyordu. Ama Mustafa bu sevgiyi hak etmiyor. Mustafa bu sevgiyi hak etmiyor. Bir sinsi gibi orada mağdur oynuyor. Bu mu sinsi? Ya şunun tipi mi sinsi? Olsa olsa bundan sipsi olur be. Oğlum gülme yavrum, bak pamuğun düşüyor. Görüyorsunuz değil mi Şevket Bey? Sizin oğlunuz bizimkine ölmeden pamuğu takmış. İtiraz ediyorum. İtiraz ediyor aslan babam. Ya neye itiraz ediyorsunuz? Çocuk hastanelik değil, sanayilik olmuş. Ayrıca bu olaya şahit olan arkadaşları da var. Mehtap gel kızım. Merhaba öğretmenim. Merhaba Mehtap. Merhaba. Ben her şeyi gördüm, duydum, işittim. Her şeyi ispiyonlayabilirim. Heh. Aferin benim tatlı kızıma. Söyle bakayım Mehtap. Bu çocuk Mustafa'yı dövdü mü? Of! Dövmek ne kelime amca. Resmen Mustafa gözümüzün önünde dayak yiye yiye kilo verdi. Az az yiyorum, sık sık yiyorum, iyi oldu. Buyurun efendim, buna ne diyeceksiniz? Mehtap, Mehtap, Mehtap. Evet. Tabii gerçek adın Mehtapsa. Şimdi dosyana bakıyorum ve not ortalamanın 4.95 olduğunu görüyorum. Hı-hı. Demek ki okul birinciliğinde iddialısın. Doğru mu? Hemen cevap ver. Evet amca. Hem de en birinci olmak istiyorum.
acaba oğlum İbrahim'i kendine rakip olarak görerek he, ona çamur atıyor olabilir misin? Seni sinsi! Oğlum senin ortalaman kaç? 1.40. Yuh artık ya! 1.40'la mı rakip olacak bu kıza? Efendim soruyorum size. 5'ten 1.40 çıkarsa kaç kalır? 3.60. 3.60. Bu büyük yürekle bu çocuk 3.60'a tenezzül etmemiş, 1.40'la kendine mütevazi bir hayatı seçmiştir. Bu yufka yürekli, bu saf çocuğa yapılan bu muameleyi anlamak gerçekten çok güç. Mehtap, olay günü neredeydin, saat kaçtı, bize anlat. Tabii, kantinde sıradaydık biz, arkamızdan Mustafa geldi. Ondan sonra İbrahim de tost istemiş, kantinci abi de İbrahim'in tostunu yanlışlıkla Mustafa'ya verince İbrahim tost makinesiyle Mustafa'ya daldı. Tanığa başka sorum yok. Tamam kızım, sen gidebilirsin, hadi git dersine çalış, hadi. Mustafa, azılışlarından biri kantine düşmüştü, ben de aldım, teneffüste gelmedim, tamam mı? Sen de kalsın, hatıra alsın. Ya bende bir tane daha azı var. Hem azı karar, çağı zarar. İşte efendim, olay apaçık ortada. Olay günü, oğlum İbrahim 3 derstir aç, bitik, kan şekeri düşük bir vaziyette, belki o halı saha büyüklüğündeki midesini doldurur umuduyla tost almak için kantine gitmiş. Çok açtım. Peki tostuna kavuşabilmiş mi? Yok, yok müdür bey, yok. Çünkü bu sabi can tostunu beklerken bu hain evlat Mustafa oğlumun sırasını gasp etmiş, onun rızkına göz dikmiştir. Tıpkı bir atmaca gibi oğlumun yemeğini avlamıştır bu sinsi. Ya ben onun tost olduğunu bilmiyordum olsa. Sordun mu ha? Sordun mu? Kantinci amcaya sordun mu? Kantinci amca, ben geleli 2 dakika oldu. Acaba bu tost başkasının olabilir mi? Ben hak yiyemem. Bu boğazımdan geçmez kantinci amca be. Geçmez be dedin mi? Sordun mu? Sormadım, soramadım. Tüh senin sıfatına. Lan ne oluyor? Yarım saat beklemiş çocuk, aç aç. Allah Allah ya, manyak mısınız müdür bey siz ya? Yani bu çocuk 18 ortalı harita metot defteriyle çocuğumu bayıltıp tebeşirle etrafını çizmiş bir manyak. Bu olaya tanıklık edecek bir şahidiniz var mı? Ben varım. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şevket Bey, ben her şeye şahidim. Oğlunuz okulda nam saldı. Şu an bütün öğrenciler esas dayağı yerinde yiyeceksin diye 7A sınıfına doğru yürüyorlar. Hocam siz de bana takmışsınız ha. İbrahim sen de bana taktın. Sevgili matematik öğretmeni Dilek Hanım. Gerçek branşınız matematikse. O harita metotlu günü bize anlatabilir misiniz acaba? Tabii ki. O gün öğrencileri sınıfta sözlüğe kaldırıyordum. İbrahim'e 6 kere 6 kaç eder diye sordum. 3 dedi. Sonra Mustafa'ya sordum, 36 dedi. Fakat daha sonra İbrahim Mustafa'yı döve döve zorla 3 dedirtti. Oğlum, 6 kere 6 kaç eder? 3 eder. Dilek Hanım size çok basit bir matematik sorusu soracağım. Bir sepette 10 yumurta var. 6 çıktı, kaç kaldı? 4. 4 mü? 4 mü? 4 mü? Oh my Allah'ım ya Rabbi! 4 diyor. Sepetin 6 çıkarsa 0 kalır, 0. İşte... İşte bu matematikten anlamayan zihniyeti oğlum bir idealist gibi sorgulamıştır. 6 kere 6 neden 3 olmasın müdür bey, neden? Neden olmasın? Müdür bey, bu kadın Mustafa ile birlik olup bu sorgulayan beyni, bu muhteşem beyni köreltmiştir. Suçludur, sinsidir. Ben özür dilerim. Ben hatalıyım. Neden bilmiyorum ama hatalıyım. Vay arkadaş ya. Ya oğlum itiraf etsene, sonra da gelip ağzını burnunu kırdım diye lan. Lan mı? Lan mı? Şu gelişme çağındaki, şu kırılgan, şu narin, şu yufka yürekli çocuğa sen lan mı dedin? Lan mı dedi? Lan mı dedi? Lan dedi lan! Benim söyleyecek başka hiçbir şeyim yok müdür bey, karar sizindir. Ya ben ona lan demedim, ortaya öylesine lan dedim ya. Aa, İbrahim'i bir de adamdan saymıyorsun yani. Ama bu neymiş ya? Bu neymiş ya? Bu kadar da yüzsüzlük değil mi? Çok ayıp, hiç yakıştıramadım size. Baba, yazıklar olsun.
senin gibi babam olmaz olsun. Evet, karar verilmiştir. Ayağa kalk, terbiyesiz adam. Ayağa kalk, karar okunuyor. Bütün sene boyunca İbrahim'in psikolojisinin bozulmaması için el üstünde tutulmasına ve Mustafa'nın da kınama cezası almasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Bence hak ettim. Buyurun çıkalım. Bak, çocuklar ne güzel anlaşıyorlar işte. Çocuk onlar. Oo, ho, ho. Aralarında olur öyle şeyler. Ne oldu şimdi ya? İyi baba olmak değil, iyi avukat lazım. Bir konuşabilsem neler anlatacağım. Efendim, iyi baba olmak değil, iyi avukat olmak lazım. Umarım seni çok kızdırmamışımdır Mesutcuğum. Yo, vallahi takdir ettim ben. Peki, ben bir adamı dövsem, beni mahkemede kurtarabilir misiniz? Elbette canım, ne sandın? Kimi döveceksin ki? Gel lan!